Sağlıklı Hayat programından hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Bugün de gündemde olan, bizleri gerçekten rahatsız eden, problem yaşadığımız konularda, sağlık sorunlarında, çözüm yolları konusunda bizlere rehberlik edecek olan herbalist İbrahim Gökçek Beyefendi ile birlikteyiz. Merhabalar efendim. Merhaba. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkürler siz. Çok teşekkür ediyorum. Gündemde olan sağlık sorunları dedik. Tabii neden gündemde dedik? Gıdalarımızın bozulmasıyla, yapay gıdalar, gıdalardaki katkı maddeleri, renklendiricilerdeki problemler dolayısıyla tabii ki sindirim sistemimiz iflas ediyor ve doğadan uzaklaşmanın faturası da oldukça ağır oluyor. Evet. Ve yine çözüm doğada. Cenab-ı Hakk'ın yaratmış olduğu güzel doğamızda, vermiş olduğu şifalı bitkilerimizde yine çözüm. Ama tabii biz uzaklaştığımız için yıllardır artık ilaçlar, torba torba ilaçlar kullandığımız için doğadaki şifadan bir haber durumdayız. Sizin gibi uzmanlarımız sayesinde böyle güzel kitaplarla, eserlerle, böyle güzel ürünleri gündeme getirerek inşallah doğaya dönüşü tekrar sağlayacağız. Evet, öncelikle tabii efendim İbrahim Gökçek Beyefendi yaptığı çalışmalarla gündeme getiriyor bitkileri ve ürünleri de var. İnşallah az sonra ürünlerden de bahsedeceğiz ama bugün açılışta da söylediğimiz gibi sindirim sistemimiz iflas etmek üzere. Belki bir gastrit problemi sizde de vardır, belki ülsersiniz, belki yavaş yavaş mide sinyal veriyor ama farkında değilsiniz. Bugün bu problemleri konuşacağız. Tabii ki en önemli sebebi evlerimizde ıspanağın pişmemesi ya da çocuklarımızı götürüp bir hemen hamburger yedirivermemiz. Tabii bunlar kendi elimizle kendimize yaptığımız büyük hasarlar. Ve çözüm yolları yine doğada dedik ve hemen İbrahim Bey'e dönmek istiyorum. Evet, midemiz hastalanıyor. Kendi cebimizden akıttığımız paralarla yine kendimizi hasta ediyoruz. Çözüm nerede efendim? Hemen size soralım. Evet. Gastrit bilindiği gibi mide mukozasının iltihaplanması. Mide mukozasındaki iltihap neden olur? Genellikle Helicobacter pylori isimli bakteri %80 midede iltihaba sebep olur. %20 de virüs, mantar veya hepsi birlikte. Peki bu nasıl ortaya çıkıyor? Yanlış beslenme nedeniyle kişi sürekli yanlış beslene. İşte alkolü söylememize gerek yok. Tahriye bakteri çok büyük, sigara evet, çok büyük. Tatlı, eskiden tatlandırıcı olarak şurup kullandı çeşit çeşit. Günümüzde şeker pancarından elde edilen, şeker zararlı. Fakat bir de son zamanlarda moda olan mısırdan elde edilen şeker var. Evet. Mısır nişastasına katılan evet, özel bir enzim mısır nişastasını şekere dönüştürüyor. Bu bildiğimiz günümüzde kullanılan şeker pancarından elde edilen şekerden çok çok daha zararlı. Yani normal şeker zararlı, tamam mideye, bağırsaklara zarar veriyor, kemik erimesine sebep oluyor vesaire. Bağırsaktaki zararlı bakteri ve mantarları besliyor. Fakat NBŞ dediğimiz nişasta bazlı şeker günümüzde birçok firma, Türkiye'de kotası da %15, yani çok yüksek oranda tüketiliyor. Milyonlarca ton üretiliyor. Evet, özellikle bu gofretlerde çok sık kullanılıyor. Çocuklarımızı sevindirmek için aldığımız gofreti sürekli yediğinde bakıyoruz ki çocuk gastrit olmuş. Evet, ya yani, da bakıyoruz ki midesi ülser olmuş. Çok yanlış. Yaş sınırı da indi. Yaştırır, evet, evet. Küçük çocuklar da yani gastrit var çocuğumun, ülseri var diyor aileler. Şaşırıp kalıyoruz yani evet. Küçük yaşta. Evet. Neden? Çünkü bisküvitte, gofrette, jelibonda, evet, çikolatada, evet, her şeyde NBŞ var. Avrupa'da, Amerika'da artık buna %1 gibi, %0,5 gibi kota kondu. Normal pancarda elde edilen şekerin %50 glikoz, %50 fruktoz içerir. Nişastadan, yani mısırdan elde edilen NBŞ'li şekerse %80 fruktoz, %20 glikoz. Evet. Yani yüksek oranda fruktoz var. İçeri. Ve doğal değil. Doğal olmadığı için bünyemiz bunu kabul etmiyor. Mide ve bağırsaklara zarar veriyor. Bir, karaciğerde yağlanma sebep oluyor. Karaciğer zamanla iflas edebilir. Pankreaste yağlanma sebep oluyor. Kronik böbrek yetmezliğine sebep olabiliyor. Bir damarlarda anda pankreas kanseri olmuyoruz aslında. Tabii, hani tabii. Bir anda pankreas kanseri oldu bu çocuk ama nasıl oldu? Yani yılların birikimiyle değil mi? Yıllarca tabii. Bu ürünler alına alına. Tabii ki bir gofret yediğimizde ya da bir çikolata yediğimizde bu başımıza gelmiyor. İbrahim Bey'in de çok güzel anlattığı gibi bu ürünlerin vermiş olduğu etki yılların birikimiyle bir anda çocuğumuz bakıyoruz Allah korusun bir pankreas kanseri. Bu nasıl oldu diyoruz. Evet. Dediğiniz gibi çok önemli. Evet, çok önemli. Mesela ben kendim 29 yıl Almanya'da kaldım.
herhangi bir Alman anne süpermarkete gittiği zaman eline aldığı herhangi bir ürünü çocuğuna, çocuğu için, kendisi için, ailesi için etiketine bakar. Bunun içerisinde ne var? Özelliklerini, Türkler de alışmış. Yani Avrupa'da yaşayan Türkler de öyle. Birleşiminde ne var? İçinde şu keşke madde var mı? Keşke bizde de yerleşse bu alışkanlık. E-200 bilmem ne, E-bilmem ne vesaire vesaire. Bakarlar ha, var mı var. Zararlı mı, faydalı mı? Araştırırlar, incelerler, konuşurlar, tartışırlar. Takip ederler. Yani varsa onu almazlar. Bizde de bu alışkanlık haline gelmesi lazım. Özellikle de bu N5'i içeren, yani nişasta bazlı şeker içeren mamullerin kesinlikle ürünlerin kullanılmaması gerekir. Bir, ne kadar yani, güzel söylediniz İbrahim Bey. Bunu annelerimize sesleniyoruz efendim. İbrahim Bey'in bu söylediği çağrıya kulak verelim. Bakın yurt dışında gördüm diyor, çok yerleşmiş. Ama bizde yok. Çocuğumuzu alıyoruz sevindirmek için belki. Ama arkasında nişastalar, işte bu doğal olmayan şekerler ve bunlar biriktiğinde de işte iflas etmiş bir vücut. Evet şimdi evet. Çok güzel bir ürün var doğadan. Çok normal güzel. Pancardan elde edilen şeker. Evet. Biliyoruz hepimiz evde kullanıyoruz. Bu zararlı. Yani bağırsaktaki mantarları besliyoruz glikozla, şekerle. Evet. Fakat nişastadan yani mısırdan elde edilen N5'li şekerse süngerimsi, sümüksü, yapışkan bir madde gibi böyle yapış evet. Yapış. Çok çok tehlikeli. Hiçbir faydası olmayan, çok, çok aksine zararlı. Zararlı. Evet. Bu gördüğünüz ise şeker otu. Şeker otu vatanı Paraguay. Vatanı Paraguay olan bu bitkiyi Japonlar araştırmışlar, incelemişler. Hiçbir yan etkisi yok. Ve Japonya'da 30 yıldır kullanılıyor. Japonya'da süpermarketlerde satılan şekerin %80'i artık şeker otundan elde ediliyor. Ne kadar güzel. Ve doğal yani dediğiniz Çin'de, gibi. Çin'de, Brezilya'da, evet. Paraguay'da da kullanılıyor. Birçok ülkede artık stevia rabudiana, Latincesi, Türkçesi şeker otu. Nasıl ulaşabilir izleyicilerimiz? Şimdi merak etmişlerdir. Gökçekaktar.com veyahut da doğaltedavi.net. Veyahut da şekerotu.com.tr. Evet, şeker nasıl kullanılıyor İbrahim Bey? Mesela çay. Evet. Çay içmek istiyorsunuz, bir yaprak yeterli. Yani ne bu şeker, güzel. Bunun bir yaprağı içermiş olduğu şeker, normal şekerden 30 kat tatlı. Çok ilginç. Bir yaprak, çok şeker. Güzel. Çayınızı atıyorsunuz, şeker atmaya gerek yok böyle. Ya veyahut da çay demlerken katabilirsiniz. Hem doğal. Hem rafine edilmemiş. Bu çok önemli. Evet. Gerçekten müthiş bir bunu şey. Bunu mesela diyelim ki pencerenin önüne koydunuz büyük bir saksıya. Nane gibi hızla çoğalır bu. Çoğalıyor. Ayrık otu gibi kökleri yayılıyor. Bunu da mesela kestiniz yine hızla büyür. Bunu buradan kestiniz. Tavada veya tencerede veya da fırına atıyorsunuz. 300 derece kadar bozulmaz. Kurur. Kuruyor, ufalıyorsunuz nane gibi veya maydanoz gibi size hazır şeker. Çok güzel yani, ve zararsız bir şeker olması en önemlisi. Şeker otu yani müthiş. Olduğu sürece şekere faydalı. Şekeri kullanmaya gerek yok. Çok güzel efendim Gökçek Aktar. Gökçekaktar.com'dan efendim nasıl edinebiliriz bu güzel bitkiyi diye düşünürseniz gökçekaktar.com.net adreslerinden evet. Ulaşabilirsiniz. Çok önemli. Muhakkak evde bitki besliyorsunuzdur. Mutlaka saksılarımızda bir şeyler vardır. İşte sağlığımız için bir ürün efendim. Ve sadece sizde var değil mi İbrahim Bey? Başka evet, bir yerden ulaşabilir. Burada ulaşabilirler. Gökçekaktar.com. Evet, gökçekaktar.net'ten efendim ulaşabileceğimiz çok güzel bir ürün. Doğal yaşama dönme adına efendim bunu yapmamız bizim için çok sağlıklı olacaktır. Evet, gastrit dedik. En önemli şeker dedik. Şeker evet. Çok çok zararlı. Zararlarından bir tanesi. Biz Türk milleti olarak çok çay içiyoruz. Hemen evet. Hemen herkes çay her yerde, her zaman misafirlikte. Hele siyah çay. Siyah çay evet. Çok tüketiyoruz. Bu siyah çay bir, çok şeker kullanıyoruz içerken, vay. Zararlı. İki, kilo da yapıyor, aşırı bir kilo. Evet. İkincisi, siyah çay dünyada hiçbir ülkede 3 dakikadan fazla demlenmez, Türkiye hariç. Evet, bizde çok az. Avrupa'da, Amerika'da, Asya'da. Hindistan'da 1 milyar insan veyahut da Çin'de 1,5 milyar insan. Yani Asya'da, Avrupa'da, Amerika'da, Afrika'da insanlar siyah çayı 2 dakika demliyorlar, atıyorlar çayı içerisine, biraz karıştırıyorlar, poşete atıyorlar, bitti. Ben ilk defa Almanya'ya gittim dedim, ya böyle mi çay demlenir, bunun tadı mı olur dedim. Dediler ki çay böyle demlenir, siz nasıl yapıyorsunuz, biz böyle, ooo çok tehlikeli. Evet, bir araştırdım ki, değiliz. Bu çayı biz yanlış demliyoruz. Neden? Siyah çayın birleşiminde
400 çeşit etken madde var. Bunları 6-7 ana gruba ayırırız. Bir, çayı demlediğinizde birinci, ikinci dakikada eterik yağlar demeye geçer. Faydalı. Kofein, teain vesaire. İnsanın konsantrasyonunu artırır. Beyine faydalı. İkinci, üçüncü dakikada flavonoidler demeye geçer. Faydalı. Damarların. Damarlar için faydalı. Varizi vesaire önler. 3 dakikadan fazla demlenen çaya tanin denen bir madde geçer. Evet. Bu tanin çok çok mahsurlu, zararlı. Neden? Çünkü bağırsaklar yağlı boya gibi boyar, kurutur. Böylece besinlerden vitamin, mineral emilimini engeller. Bağırsaklarda 2 milyar villus denen kanal var. Bağırsaklardaki bu kanallar aynı, şuna benzetebiliriz. Halının üstünde nasıl iplik varsa, bağırsakların üstünde böyle iplik gibi villus denen kanallar var. Bu kanallar besinlerdeki vitamin, mineral, enzim, glikozu emer. Emiyorlar, evet. İhtiyacımız olan her şeyi emer. Evet. Toksik maddeyi de emer, faydalı olan her şeyi de emer. Ve her şey karaciğere gelir. Karaciğer değerlendirir, yavaş yavaş kana verir. Eğer ki çay fazla demlenmişse tanini de emer. Tanin yağlı boya gibi kurutuyor bağırsakları. Evet. Böylece kişide sindirim rahatsızlığı ortaya çıkar. Vay, siyah çay içenlerin hemen hemen hepsinde problem olur. Mesela koyu çay özellikle değil koyu mi? Çay. Koyu içmeyeceğiz. Frankfurt'ta okey masasından kalkamayan bir zat sürekli çay içiyor. Yemek yemeye fırsat bulamıyor. O kadar dalmış ki oyunlara. Bir gün iki gün değil tabii, yıllarca. Tabii. Okey masasında yemek yemiyor. Yeşillik zaten hiç yemiyor. Ne bulursa bir şey atıştırıyor ve siyah çay. Sürekli oyun. Hastalanmış, hastaneye kaldırıyorlar. Doktora bakıyor, diyor ki bu çürümüş diyor, ben ne yapayım? Yani bağırsak çürümüş. Evet. Siyah çay çürütmüş. Çürütmüş. Ben buna ne yapabilirim? Hiçbir şey yapamam diyor. Dikiyor, hadi diyor. Allah rahmet eylesin. Gerçekten. Yani kendi siyah elimizle çayı doğru hazırlamak gerekir. Evet. 2 dakika, 3 dakikayı geçmemeli. Buna dikkat edelim efendim. Bu arada şeker otumuzu şöyle alalım. O güzel yeşilliğiyle şöyle bir ekranlarda endam etsin. Şöyle İbrahim Hocam, şöyle bitkilerimizi biraz daha önüne koyalım. Kitabımızın şöyle önüne, evet. Şöyle bir görsün izleyicilerimiz. Efendim şeker kullanıyoruz ama neler, nasıl üretiliyor, nasıl yapılıyor, kilo yapıyor ve birçok probleme sebep oluyor. Ama işte artık doğal bir ürün var. Doğadan bir şeker otu var. Gökçekaktar.com adresine ulaşabileceğimiz, güzel endamı da görünsün, programa renk katsın. Evet efendim, Cenab-ı Hakk'ın yarattığı güzellikler gerçekten sonsuz, gerçekten müthiş. Ama biz tanımıyoruz. İşte İbrahim Bey gibi bu tür araştırmalar sonucunda öğreniyoruz. Ben bilmiyordum açıkçası, burada karşılaştım. Çok teşekkür ediyorum bu araştırma için efendim. Evet, gastrite dönecek olursak. Evet, gastrite şimdi dönmeden da, bu neler tetikliyor? Onlara evet, kısa bir değineyim. Evet, neler tetikliyor? Çok şimdi, güzel. Şöyle alayım. Biz artı çok peynir tüketen bir milletiz. Evet. Yine Asyalılarla karşılaştığımda peynir yemiyorlar. Neden yemiyorsunuz dedim. Çürük madde. Ya olur mu dedim. Evet, çürük madde dediler. İnceledim. Bu konuda çok uzun bir yazı yazdım. İnternette yayınlayamadım. Ya bu adam delirmiş mi? Peynir hakkında neden böyle yazıyor derler diye. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nde McDougall Kadın Araştırmaları Enstitüsü 3200 bayan üzerinde yapmış olduğu araştırmada peynir yiyenlerin idrarında aşırı oranda kalsiyum ve asit tespit ediyor. Evet. Ne demek? Peynir yerseniz kemikleriniz erir demek. Kalsiyumu çekilemiyor. Evet. Şimdi peynirde kalsiyum var. Bağırsaklar peynirdeki kalsiyumu alıyor. Fakat peynir aşırı oranda yağlı olduğu için yağlar yağ asidine, yağ asidi aside dönüşüyor. Kanımız asitleniyor. Bu asidi nötrleştirmek için alınan kalsiyumun 3 katını kullanıyoruz. Aside evet, yok etmek için harcıyoruz. Asitle bazı birleştirip atıyor vücut. Evet. Nötrleştirmesi için aşırı kalsiyum harcıyor. Yani peynir yiyen kişinin kemikleri güçlenmez, aksine kemikleri erir. Bu nedenle dünyada 4 milyar insan, Çin, Hindistan, Endonezya, Malezya, Bangladeş, Pakistan, Tayland, Tayvan, Kamboçya, Laos peynir yemiyorlar, çürük madde diyorlar. Ve Asyalara bakın, sağlıklı, fakirler, paraları yok, sağlıklı. Avrupalılar, Amerikalılara bakın, çok peynir yiyorlar ve çok hayvansal ürün tüketiyorlar. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde aşırı şeker, aşırı peynir, aşırı et tüketim nedeniyle insanların %80'i obez, yürüyemiyorlar artık yollarda. Böyle obezite problemi çok yaygın, evet. Çok çok aşırı. Ve ülkemizde de maalesef yayılmaya başladı. Evet. Önlemek için de söylediğimiz gibi programımızın başında sağlıklı bir hayat için doğaya dönüş şart.
doğadan, Cenab-ı Hakk'ın bize vermiş olduğu doğal ürünlerden faydalanmamız şart. Tabii tanıyarak nasıl faydalanacağız? Tanıyarak faydalanacağız. Ve efendim İbrahim Bey'in yazmış olduğu, hazırlamış olduğu İbrahim Gökçek Beyefendi'nin çok güzel bir temel eseri var. 3 ciltten oluşan, evlerimizde muhakkak bulunması gereken bir eser. Çocuklarımıza bitkileri tanıtalım. Çünkü onlar da bilmeden yetişiyorlar. Bir hastalandığında hemen koşuyor, bir ilaç atıyor. Ama o ilaç karaciğeri, böbreği mahvediyor. Sonradan bir yan etkisini görüyoruz. Bunu düzeltmek de ayrı bir problem oluşturuyor. Evet. Gerçekten içinden çıkılmaz bir döngü. Evet, siyah çaydan bahsettik. Siyah çay dedik, artı peynir dedik. Kahve. Kahveden bahsedelim. İspanya'da kahveyle ilgili klinik araştırmalar yapılmıştır. Yapılan araştırmalarda kahve mideye, bağırsaklara zarar veriyor. Mide mukozasına zarar veriyor. Midesi çok hassas olanlar, özellikle Avrupa, ismini vermeyeceğim, Avrupa'dan gelen kahveler içerlerse gastrite sebep olur. Bir, evet. Bayanlar düzenli, mesela İspanya'da düzenli ve sürekli, Avrupa'da insanlar böyle kupalarla kahve içiyorlar. Evet, çok büyük. Çok içiyorlar. 6-7 kupa böyle kupalarla. Filmlerde görüyoruz böyle, evet. kocaman. Yani litrelerce günde kahve içiliyor. Ne yapıyor? İspanya'da yapılan bir araştırmada sürekli ve düzenli kahve içenlerde bayanlarda kısırlığa sebep oluyor. Hem mide ve bağırsaklara zarar veriyor. Evet efendim, bunu bilmiyorduk. Evet. Kısırlığa sebebiyet veriyor. Allah'tan çocukları içirmiyoruz. Hani çok istiyor çocuklar, görüyorlar büyüklerde, ama karı olursun. Evet, evet. Diyoruz, vermiyoruz. İyi yapıyoruz demek ki. Evet. Evet. Demek bizim ki töremizde yani, evet, çocuklar kahve içmez deniyor. İçmez gerçekten. Aslında sebebi varmış demek ki. Tabii ki. Onlar her şeyin bir hikmeti var. Ve kahvede çok aşırı tüketiminde kısırlığa sebep olduğunu efendim bilgisini aldık İbrahim Gökçek Beyefendi'den. Evet. Son olarak da tuz. Bildiğimiz tuz, eskiden atalarımız kaya tuzu kullanırlardı. Mesela benim rahmetli babam, evet, kaya tuzu getirdi böyle taşlar. Çekiçle kırdıktan sonra tuz değirmeninde öğütür. Yani tuz kullanırdı, kaya tuzu. Sonradan sofra tuzu ortaya çıktı. Rafine tuzlar. Modern var. Rafine, evet, tuzu, modernleştik. Rafine tuzun içindeki bütün, bu da deniz tuzu veya göl tuzu veya kaya tuzundan elde ediliyor rafine tuzu. İçindeki bütün mineraller ayrıştırılıyor. Geriye sadece sodyum klorit kalıyor. Maalesef. Sodyum klorit parlak değil, beyaz değil, kaygan değil. Buna parlatıcı, alüminyum oksit, alüminyum silikat, titan oksit gibi toksik madde katılıyor. Tuza 3 çeşit toksik madde katılıyor. Ben bu turşu yaptığımız tuzları kullanıyorum. Çok güzel. Turşu o da kaya tuzu. Evet, 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 kaya tuzunu kaya alıyorum. İkişer, üçer tane, biraz büyük oluyor taneleri. Onlardan atıyorum. Normal ince tuz hiç kullanmıyorum evimde. Evet. Sofra tuzu çok çok zararlı. Çünkü evet, alüminyum oksit, titan oksit gibi toksik maddeleri katılıyor. Bu tuz değirmeni, küçük bir tuz değirmeni. Mesela kişi bunu yemekten önce salatalara veya yemeğe tuzu katmadan önce şöyle biraz öğüterekten, biber öğütücüsü evet, gibi çok taze güzel olarak öğütür de tuzu kullanırsa daha sağlıklı olacak. Daha faydalı. Çünkü neden? Şu görmüş olduğunuz kaya tuzu 300 milyon yılda oluşmuş. Evet. Yani büyük bir mineral deposu aynı zamanda. Bu Himalaya'dan gelen Himalaya kaya tuzunda 84 çeşit mineral var. Evet. Vücudumuzun ihtiyacından 42 çeşit minerale ihtiyaç var. Daha fazlasını daha içeriyor. Fazla. Yani beynin fonksiyonları, sinir sistemi, bütün organların fonksiyonlarını artırıcı. Müthiş. Yani kaya tuzu kullanmak gerekir. Sofra tuzunu bırakmak gerekir. Yani doğaya dönmek gerekir. Kişi mesela ekmek, bir de undan bahsedeyim kısaca. Evet. Çok sık kullanıyoruz. Evet, Peygamber Efendimiz bakıyor ki birisi unu almış, eliyor. Alıyor elinden, eleği atıyor. Asla diyor, unu elemeyin diyor. Hmm. Yasaklamış. Neden yasaklamış? Çünkü unun içerisindeki bütün vitamin, mineral, enzim nerede? Elenen kısımda kalıyor. Buğdayın kepeğinde. Evet, elenen giden, atılan, evet, kısımda elenen kalıyor. Çünkü buğdayın bütün vitamin, mineral, enzimi buğdayın kabuğunda, i̇şte kepekte. Biz bunu bilmiyoruz. İşte o elenip atıldığı zaman köylerde şimdi hayvanlara veriliyor kepek. İçindeki beyaz nişasta. Kıymetli bölümü biz yiyemiyoruz. Evet. Aa, nerede? İbrahim Bey, hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Bir 10-15 yıl önce 30 metre öteden ekmeğin kokusunu duyardık. Şimdi yok, ekmek kokmuyor yani. Evet maalesef. 10-15 yıl önce hatırlıyorum ben. Mis gibi ekmek kokardı. Şimdi fırının önünden geçiyorum, ekmek kokusu gelmiyor.
maalesef. Yani gerçekten beyazlaştırıcı da kullanılıyor sanıyorum. Beyazlaştırıcı aşırı ilaçlanıyor. Çünkü doğa bizim köyde mesela insanlar yastı namazına çıktıktan sonra icabında mesela ırmağa girmeden eliyle böyle ırmağın kenarından balık tutarlardı kovalarca eve götürürdü. Evet. Adam mesela akşam karnı aç balık toplardı. O kadar balık doluydu ırmağın içerisi. Balık vardı. Şimdi ırmakta hamsi büyüklüğünde balık yok. 24 saat file lif şey çekmişler böyle ağır. Evet. Bir tane ilacı olsun diye bir tane balık yok. Neden? Çünkü aşırı DDT kullanılıyor, bilmem ne kullanılıyor. Bütün bu herbisitler, kimyasal ilaçlar tabiatı mikroorganizma yok oluyor. Balık neyle besleniyor? Küçük böceklerle. Onlar neyle besleniyor? Mikroorganizmayla. Evet. Biz ellerimizle mikroorganizmayı yok ettik. Yani tabiatı yok ediyoruz. Bunun önüne geçmek ve doğaya dönmek gerekir. Lazım. Peygamber Efendimiz beyaz unu el etmiyor. Unu el etmemiş, yasaklamış. Evet. Daha sonra Muaviye'nin oğlu Yezid tekrar beyaz una dönmüş. Yezid evet. Tekrar beyaz una dönmüş. Yezid'e kadar beyaz un yok İslam tarihinde. Yezid'le birlikte beyaz una başlanmış. Dönülmüş. Evet. Gerçekten çok çok önemli. Tabii bu arada gastrit dedik, ülser dedik. Bunların tedavi yöntemleri sizin efendim iksirleriniz var. Özellikle karışım olarak, sıvı olarak kana daha çabuk geçer. Tabii ki sıvı ürünler. Hepimiz çok iyi biliyoruz ki katı ürünlerden ziyade sıvı ürün. Mesela bir ilacı da aldığımız zaman hemen arkasından bir su içeriz. Vücudu daha güzel dolaşsın diye. Değil mi İbrahim Bey? Sıvı ürünlerimiz var. Bunun dışında yine bitkilerimiz var. Karışımlar var efendim. Şimdi gastrit ve mide sindirim sistemi problemleri için neler öneriyorsunuz izleyicilerimize? Çözüm yolları nelerdir? Hangi bitkiler kullanılmalıdır? Evet, yanlış beslenme nedeniyle gastrit veya ülser oluşmuşsa evet. Her şeyden önemlisi bu lahana ve 16 çeşit bitki içerir. Lahanadan, lahana bildiğimiz beyaz lahana, kırmızı lahana. Evet. Amerika Birleşik Devletleri'nde Profesör Doktor Cherney, Profesör Doktor Vesa, Profesör Doktor Miller. Bu üç profesör California Stanford Üniversitesi'nde 60 yıl önce araştırma yapmışlar, deney yapmışlar. İnsanlar üzerinde gastriti, ülseri, enteriti, koliti yani mide bağırsak rahatsızlığı olan insanların hepsini tedavi etmişler. Tedavi süreci kişiden kişiye, bünyeden bünyeye değişir. Ortalama 3-4 hafta. Çok çok ağır bir vaka değilse. Değilse evet. Çok ağır vakaysa 6-7 hafta. Bağcılar'da bir hanımefendi dedi ki 15 yıldır gastritim var. Şunu şunu yiyemiyorum, bunu idrar ediyorum, rahatsız oluyorum vesaire. Dedim o zaman bu 5 litrelik tabacanlarla 5 yıl önce biz hazırlıyorduk. Şimdi otomatik makine döndüğü için birer litreye dönüştürdük. Tamam dedik kullanın bir bakalım. Yanında bir iksir verdik. Neler var içerisinde İbrahim Beyciğim? Onları da bir verelim. Bu kırmızı lahana, evet. Beyaz lahana, at kuyruğu otu, ısırgan otu, ada çayı, zeytin yaprağı, zencefil, zerdeçal, sinirli lot, kekik, 16 çeşit bitki. Evet, 16 sadece. Çeşit bitki efendim. Bu arada danışma telefon numaralarını görüyorsunuz. Danışma hattı İbrahim Gökçek Beyefendi'nin ve bu danışma hattından arayarak ürün hakkında ayrıntılı bilgi de alabiliriz. Ve merak ettiğiniz konuları da danışabilirsiniz değil mi? Tabii. Ayrıntılı bir şekilde efendim. Ve 16 çeşit bitkiden oluşan bir karışım özellikle lahana, kırmızı ve beyaz lahana suyu ağırlıklı. Evet. Ve 16 çeşit de bitki içerisinde görüyoruz. 16 çeşit bitki var. Sadece evet. Lahana suyu olursa evet. Guatra sebep olabilir. Tabii farklı yan etkileri de. Çünkü evet, lahananın birleşiminde 400 çeşit etken madde var. Bunlardan ikisi bizi çok ilgilendiriyor lahananın birleşimindeki iki etken madde. Bir, midedeki gastrite sebep olan Helicobacter pylori'yi öldüren etken bir madde var. Metilmetilyonun sulfonyum bromit denen evet. Bir amino asit. Eskiden buna U vitamini deniyordu. Ülseri iyileştirdiği için. Evet ve U vitamini bir tek lahanada var. Değil mi? Başka hiçbir sebzede yok. Aslında o U vitamini değil. Sonradan yeni anlaşıldı bunun U vitamini değil de. O metilyonin öldüren şey bir amino asit olduğunu yeni çıktı ortaya. Eskiden ben yıllar biz de önce öyle biliyoruz. U vitamini nedir diye araştırdım. Evet. Araştırdım. U vitamini deniyor ama formülü yok. Yani birleşimde ne vardır? Metilmetilyonun sulfonyum bromit. Sonra ulkus faktörü dendi ülseri iyileştirdiği için. Şimdi bunun çok hassas bir amino asit. Lahanayı haşladığınızda bozulur. Mikserde çektiğiniz zaman oksitlenir. Tabii. Yani özel üretmek gerekir. Çok uzun süre kendimiz tutamayız. Ya biz bunu özel fermentasyonla hazırlıyoruz. Tabii. 16 çeşit bitkiyle. Artı
guatr'a sebep olacak etkeni ortadan kaldırıyoruz. Evet. Şimdi bu nedenle tonik, yani bunu kullanırken iksiri kullanmak şart. Çünkü iki ürünü bir arada kullanmak şart. Evet. İksir midede virüsün sebep olmuş olduğu enfeksiyonu ortadan kaldırır. Virüse karşı etkili, bağışıklık sistemini güçlendirir. Tonik mantar ve bakteriye karşı etkili, iksir virüse karşı etkili. İksirimizde neler var içeriğinde? İksir limon suyu, sirke, sarımsak, zencefil, zerdeçal, kurkuma longa, altınbaşak otu, zeytin yaprağı gibi 19 çeşit bitki içerir. Çok güzel, çok güzel, evet. Aslında bunu da bundan 1000 yıl önce bir Türk hekimi keşfetmiş. Fakat sıcak bölgede küflendiği için limon suyu, sarımsak. Evet. Fayda yerine zarar verdiği için Sibirya'daki Türkler, Kafkaslar'daki Türkler kullanmış. Zamanla ismi Rus iksirine dönüşmüş. Hmm. Yıllar önce bana bu formülü söylediklerinde bu olmaz dedim. Çünkü koruyucu madde yok, bozulur. Vatandaşa fayda yerine zarar verir dedim. Tabii. Benim bildiğim bu dedi bizim arkadaşımız. Araştırdım ki dedim, tamam bunu 1000 yıl önce bir Türk bulmuş ama geliştirilmemiş. Öyle kalmış. Rus iksiri diye ismi değişmiş. Aslında Türk iksiri. Evet. Ben bu Türk iksirini tekrar gündeme getirdiniz. 19 çeşit bitkiyle 5 yıl dahi bozulmayacak hale getirdim. Bir. Özellikle zencefil. Etkisini çok çok etkili. Evet. Zencefil. Taze zencefil. Evet. Normal olarak kuru zencefil birleşimindeki eterik yağlar ve birçok etken madde yok oluyor. Uçucu çünkü yağlar. Uçucu yani yavaş. Kurutulduğu evet. için kuru zencefil, toz zencefil, tazesi gibi kök etkili zencefil. Değil. Evet. Bu nedenle biz tazesini özel olarak getirtiyoruz. 19 çeşit de bitki var, birçok bitki var. Bu miyom, kis, nodül, yağ bezi tümörü eritir. Damarlardaki harika. Plakları çözer. Çok güzel. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Evet. Damar sertliğini önler. Çok güzel. Beyine, kalbe, bütün organlara faydası kan var. Kan gitmesin. Herhangi bir yan tesiri yok. Çok güzel. Gerçekten efendim ürünler kullanılıyor. Ve hepsi de efendim muhakkak belgeli değil mi? Tabii tabii. Mesela izinli, hani aklına takılan izleyicilerimizin belki akıllarına takılan sorular olabilir. Bunlar denetlenmiş, Tarım Bakanlığı'na izni olan ürünler ve danışma hatlarını görüyorsunuz ekranda. Bu numaralardan arayarak sorularınızı, merak ettiğiniz konuları İbrahim Bey'e yöneltebilirsiniz, bilgi alabilirsiniz. Kendi probleminizi anlatıp acaba o problemde işe yarar mı sorularınızı yöneltebilirsiniz. Bunu da hatırlatmış olalım. Ve tabii ki hatırlatalım, doğaltedavi.net adresinden de bu bilgilere ulaşabilirsiniz. Evet. Bizim kullandığımız bitkiler klinik araştırmalarla etkisi %100 ispat edilen bitkiler. Kanıtlanarak oluşturulur. Yani bitkiler evet. etkilerine göre 5 ana sınıfa ayrılır. Klinik araştırmalarla etkisi %100 ispat edilen bitkiler. Komisyon E tarafından hakkında monografi yayınlanan bitkiler. Homeopatide kullanılan bitkiler. Aromaterapide kullanılan bitkiler. Ve halk arasında kullanılan bitkiler. Şimdi evet. mesela laden gülü. Hı-hı. Laden gülü ile ilgili Almanya'da Saarland eyaletinde Profesör Doktor Günter Wiese. Evet. Atopik ekzeması, sulu kabarcıklı kaşıntılı yarası olanlar için evet, çok ağır bir tedavi ağır denemesi ağır. Yapmış. %100 başarı elde etmiştir. Çok güzel. 95 çocuk üzerinde denemiş. Çok güzel bir haber. Evet. Anadolu Üniversitesi Eskişehir'de gastriti olan 6 kişi üzerinde klinik araştırması yapmıştır. %100 başarı elde etmiştir. Çok güzel. Yani bu yani bizim burada kanıtlanmış sonuçlar var. Sonuç evet, tabii tabii. Bizim önemli. Burada bahsettiğimiz bitkilerin klinik araştırması mesela kimyon. Evet. Kimyonla ilgili muhakkak Azerbaycan'da. Evet, baharat olarak evde bulunduralım. Klinik araştırması yapılmış. Bağırsaklarda mantar. Beyni de çok etkili, faydalı. Evet. Zihnin iyi çalışmasını sağladığını söylüyorlar. Değil mi? Azerbaycan'da yapılan bir araştırmada bağırsaklardaki zararlı bakteri ve mantarların üretmiş olduğu toksik maddeyi zehirli gazlar, zehirli alkoller emiyor. Emici, sünger gibi. Çok güzel. Kimyon. Bu nedenle mesela reflü. Evet. En ağır reflü hastası, yani ameliyatlık olmamışsa bir hasta, reflü hastasını. Ağzına o acı acı sular gelir reflüde. İzleyicilerimiz rahatsızlığı olanlar hatırlayacaklar. Değil mi? Bir reflü olduğunda acı acı sular hissederler. 3-4 haftada ağır bir vaka değilse 3-4 haftada İksir, tonik artı özel bir çayla evet. birleşiminde reflüyü kimyon, çözebiliyoruz. Kakule, anason, rezene, ladengülü bitkilerin oluşan özel bir karışımımız var. Reflü problem değil. Hatta ülseratif kolit dünyada tedavisi yok. Evet. Morbus Crohn, Crohn ve ülseratif kolit çok çok ağır vakalar. Ülseratif kolit kalın bağırsak iltihaplanması.
Evet, yara oluşur. Bunların da çözümünde bu ürünler etkili. Tabii tedavi ettiğimiz çok ağır vakalar var. Gerçekten çok güzel bilgiler aldık. Efendim başka hangi hastalıklara etkili, bunları da internet sitesinden ve ekranlarda gördüğünüz numaralardan ulaşarak sorabilirsiniz. Belki ailenizde sindirim sistemi rahatsızlığı çekenler vardır. İbrahim Gökçek Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyoruz. İnşallah güzel sonuçları buradan paylaşmaya devam edeceğiz. Sağlıklı Hayat programımızda bir başka programımızda yine sizlerle birlikte olacağız haftaya efendim. Ve önemli bilgileri yine paylaşmaya devam edeceğiz. Unutmayalım ki sağlık her şeydir. Ailenizde, evinizde huzur ve sağlık eksik olmasın. Hoşça kalın.